Herkese merhaba, Son Sektör'e hoş geldiniz. Yepyeni bir podcast ile karşınızdayız. Ben Xtravit Racing ve karşımda Çağrı ile Alpay var. Hoş geldiniz. Merhaba. Askerden döndük, 6 ay oldu. Yani öyle 18 gün falan da yapmadık yani bazıları gibi. 6 aydır vatani görevimizi icra edip geldik paşa gibi. Merhaba herkese. Şu an aslında iki tane askerimiz var paşa. Alpay yeni geldi. Nerede? Gazi Emir'de değil mi? Gittim ziyaret ettim ben seni. Gazi Evet. Emir abi, Gazi Emir Gazi ulaştırma. Emir. Ulaştırma tabii adam. Ne olacak? Formülacı adam ulaştırmacı yapacaklar tabii. Paşa şoförü de olamamış. Gitmiş ünumak kullanmış filan her neyse. Çağrı da hala asker. Ama öyle askeri ben yiyeyim. Aztek mi diyoruz kendilerine ondan. Aslıyım abi. Bir Son şey temin o o. değil de işte adı Aztek abi ya. Bir şey yaptıkları yok. Her işi biz yapıyoruz orada. Sen yapacaksın tabii canım. Aztek yönetecek. Sen her şeyi yapacaksın. Allah Allah. Her şey bedelliler için, değil mi? Kesinlikle abi. Aa, şöyle. 18 günlüğüne. Tabii onlar ekmek kapısı çünkü. Her neyse çok da eleştirmeyelim arkadaşlarımızı. Sonra ağlıyorlar. Bu arada hani ben de konuşuyorum ama ben de askerlikten hani şeyli muaf olarak konuşuyorum. Yani benim de bir konuşacak bir cibiliyetim yok ama işte maksat geyik olsun. Efendim konuya dalacak olursak İtalya Grand Prix'i geriye de bıraktık. Monza'yı Ferrari'nin evi değil mi? Yani bizim ev diyebileceğiniz yer. Öyle abi, evimiz zaten ora. Yani Mabedimiz. mabet mi? Hız mabedi Mabed. diyorlardı değil mi oraya Monza'ya? Hız tapınağı. Tapınak mı? Yani Hız çok farklı sanki değil mi tapınağı. mabetten? Ama işte tabii şimdi o kadar hız mabedi değil. Sonuçta oval pist yok, bir şey yok. Eski Monza'yı hiç gördünüz mü? Yarış izlediniz mi? Bir tur onboard Yani izleseniz şey yeter olarak, zaten. O yani şey, biliyoruz namını. Öyle diyelim. yani ben orada simülasyon oyunlarında falan da sürdüm. Başı dönüyor insan hızdan böyle. Yani bir yerlerde böyle bir hızın hani 300'lerden 200'lere düşüyor. Aa durduk falan zannediyorsun. Öyle bir yer orası. Hani şikamikan olmayınca tabii ya, yallah tazyik her yer. Ama tabii şimdiki Monza'yı da yine de seviyoruz. Ferrari en son ne zaman kazanmıştı orada ya? 2010 Alonso abi. Button'la kapışmıştı. Pitlerde geçmişti. He, Yani dün gibi önce Button hatırlıyorum. pite girmişti. Önce Button pite girmişti. Sonra 1-2 tur atıp Alonso sonra pite girmişti. O zaman da zaten pit öylesine yapılıyordu. Vettel son turda falan girmişti pite. Lastikten falan değildi yani. Lastikler bitiyor falan diye değildi. Geçmek için biraz geç pite girdi. Çıkışında geçince zaten atak yapmak da zor olduğu için orada sözde. DRS falan yoktu herhalde değil mi o zaman Tabii 2010'da? Yoktu. 2010'da yoktu. 2010'da Alonso geçemeyince gelmişti Petrov'u. Evet. Ona girmeyin. O şey büyük bir faça çiziği olarak duruyor orada. Aman diyeyim yani. Öyle 2010'da kazanmıştı en son. Sonra Abi 9 yıl o oldu. Şu konuda da anlaşayım hani seyircilerle, dinleyenlerle. Charles Leclerc değil, Charles Leclerc diye okunuyor. Bu sene de işte genç pilotumuz Charles Leclerc Tifosi'ye istediğini verdi. evet, peki bu 2010 yılında hangi lastikler vardı? 2010'da Bridgestone'un sonu muydu sanki? Pirelli'nin mi? Çağrı? Pirelli 2011'di ya. Değil mi? Bridgestone'un sonuydu diye hatırlıyorum. Hatta eleştirilmişti bayağı. Hiç aşınmıyor falan diye. Yani işte o zamanın traktör lastikleri vardı. Garip garip çizgileri olan filan. Ama can ya yine. Şimdiki bak Pirelli'lerden sonra 2011'de Pirelli geldi malum. DRS'le beraber geldi. Tek harekette şeyin içine ettiler. Formula 1'in içine ettiler yani. Sonra sıvadılar diye düşünüyorum ben şahsen. Şimdi gelelim İtalya'ya. İtalya'dayız zaten de 2019 İtalya'ya gelelim. Ne bekliyorduk? Çağrı senden bir alalım. Yarışa hani sıralamalara daha girmedik. Daha şeye girerken ne bekliyorduk hafta sonuna? Kim başlıyor abi? Sen söyle. Ya ben bu yarışı. Ama biraz tabii kafamda soru işaretleri vardı. Yani ben daha doğrusu Vettel'in pole alacağını düşünüyordum. Fakat başaramadı. Her zamanki gibi. Evet. Son zamanlarda çok hata yapmaya başladı.
7'si mi ne? Sanırım sonucu etkileyen hatası var. Abi öncelikle ben şimdi Mercedes'in burada güçlü olacağını tahmin ediyordum. Yani açıklamalar da o yöndeydi. Yani yeni muazzam çalışıyor. İstedikleri gibi çalıştırabilseler. Yeni motorları mı? O tabii çünkü Hamilton'ın açıklamalarına baktığınızda larda Çağrı sesin epey kesiliyor, biliyor musun? Bayağı kesildi. Aynen. Şu an duymuyoruz seni. Ben de konuşayım abi o zaman istersen. Malum boşluk olmasın programda. Tamamdır, konuş, anlat. Yani ben aslında bir şey beklemiyordum. Malum 6 aydır çevrim dışı olduğum için bazı olaylardan. Ama yorumlara baktığımda işte Ferrari düzlük pistinde hızlı olacak diye bir kanı vardı. Bir de Spa'yı kazandığımızın haberi gelince. Nasıl geldi? Kışlaya mı geldi haber? Ya baktık işte bir yerlerden aradık, soruşturduk falan. Hani maskerde yasak bazı şeyler. Bakamıyorsun. Ya, ya yalanlarını şey yapayım. Adam full time şeyde WhatsApp'ta. Neyse. Neyse. Sonra işte cumartesi de bir sıralamaları izleyeyim dedim. Uyuyakalmışım. Malum sabah Cumartesi. 6'da Cumartesi. Sabah 6'da uyanıyorum da ben abi hala bazı alışkanlıklardan dolayı. He. Öğlen uyku geliyor işte neyse. Bir baktım poli almışız, olaylar olmuş. Kimse birbirini geçmemiş falan böyle saçma salak bir sıralama. Yani Q3 izlenmiş. Yine ceza çıkmamış tabii. FIA her zamanki gibi yememiş bir şeylere. Ceza vermeye. Sonra baktım herkes birbirine saydırıyor. Yok o geçmedi, yok o ittirmedi. Bir Vettel-Leclerc kavgası, düzeltiyorum, Leclerc kavgası başlamış. İşte yok Vettel hava koridorunu kullanacaktı, sıra ondaydı falan filan. Geçen seneki aynı olay. Raikkonen'le yaşadı. Sonuç olarak yani Ferrari'nin yeni kralı pole'ü almış. Arkalarına da Mercedes almış. Vettel'i bayağı bir ittirmiş böyle geriye. Burada da bir de şunu belirme, şaşırtan beni şey oldu. Renault'ların 5-6 olması oldu. Baktığımda Hülkenberg'le Ricciardo hemen ilk iki takımın arkasında görmek şaşırttı. İşte yarışta da açıkçası şeyi bekledim abi ben. Geçen hani Vettel'de 4'te olunca bir de spin'i atınca iyice sıvazlayınca yani. Bir de saçma salak bir pistte geri dönüşü var zaten. Geçen seneye benzer bir yarış bekledim ben açıkçası. Geçen sene ne olmuştu? Vettel spin mi atmıştı? Gene Vettel spin atmıştı ilk virajda Hamilton'la temas edip. Ama Raikkonen tek en azından kalmıştı. sebebi var. Hani bir mücadele var, Ha. bir Hamilton savaşı var. Orada spin attı. Yani o kabul edilebilir yani. Burada düz yolda spin atınca tabii. İşte ben o yüzden hani gene Leclerc 2'ye 1, Leclerc 2'ye 1 kalınca dedim herhalde geçen seneye benzer bir şey olacak. Hamilton bir şekilde geçecek dedim de. Yani genç pilot Charles Leclerc Monaco Prensi izin vermedi buna. Yani bazı sınırlarda savunma yapmış olsa da. Demin Monaco Yani Prensi dedin. Ondan önce şey dedin. Ferrari genç kral, pilot. yeni kral dedin. Yani yeni Hayırdır bu? Sen ne ayak ya? Bir abi taç her şey İtalyan yani basınında da bir tanesi şey tacı taktı filan demiş. Tacı giydi filan yani yazmış. Manşet atmış böyle dana gibi iki sayfaya. abi haklılar. Ne tacı taktı? Haloyu Yani mu taktı kafasına? Ne taktı? yani şu ya Ferrari'nin bir numarası artık muhtemelen. Yani şu malum diğer bir Alman pilot var ya takımda yarışan. Niye canım, o Hani bir sizin 5 senede falan şampiyonluğu kaybediyor. ya o sizin Yok. pilotunuz değil mi? Yiğidiniz, Yok. asladınız Vettel değil mi? Abi kral Yok. öldü yaşasın yeni kral yani öyle bir söz var ya. İşte buna ne Abi derler? tifosi kafası bu işte. Tifosi kafası. Kafalar güzel diyorsun. Yani Yani tabii canım. Düne kadar Schumacher vardı, değil mi? Ben şimdi araya girmiş bulundum ama. Schumacher sonra ne tabii. oldu? Tükaka oldu değil mi? Fabrikadan Schumacher'in fotoğrafını indiren kim? Kimin fabrikasından indirildi? Benetton'un mu? Morello'daki o koridorda Schumacher'in fotoğrafını kim indirdi?
Yani böyle bir utanç varken ortada. Ha, yerine de bir bok asmış olsalar. He. Neyse de. Ya bunu yapan Abi ama. takımdan beklenir tabii canım. Bilmiyorum, siz tabii tifozi olarak şu dediğime kızmış olabilirsiniz ama. Abi Alonso'yu da yediler. Yani Raikkonen'i kovup Alonso'yu getirdiler. Yani dünya Abi. şampiyonu pilotu yediler. Son dünya şampiyonu kovuldu bu Abi. takımdan yani. İlk önce Schumacher'ı yediler. Sonra kimi, daha sonra Alonso'yu bir artık şekilde gönderdiler. Alonso da bir şekilde gitti. Gönderilmedi o. Massa'yı da yediler. Ya o Ha, zaten kendi yancı ya. kendine dava. Ya o kaza Massa olayı kendi olabilirdi kendine. yani. Yiğidim aslanım Evet. Massa. E peki O şimdi zamanki zaten sürücü kadrosundan ben pek memnun değildim. Peki şu an birileri yeniyor mu sizce? Abi yenmiyor. Kendi kendini yiyor bence o arkadaş. O Abi kırmızı şu 5 an numaralı araç var ya. evet Charlie. Birileri yiyen taraf Vettel belli zaten. Ama bence Çünkü yenmiyor abi. Kimse Vettel'i yemiyor. O kendi kendini yiyip bitiriyor kendi şu şeyleriyle, an hatalarıyla yani. yani hataları ayrı bir olay. Şimdi geçmiş dönemdeki hataları ayrı bir olay. Şu anki hataları da ayrı bir olay ama şu an görünen görüntüde Vettel tamamen kaç? 7 yarış mı ne oldu ya galiba? Ben izlemedim, Hiç bilmiyorum da 7 bilmiyorum. spin Yok atmış galiba. herhalde sonucu etki eden. 7 7 hata galiba. 7 hata mı, 7 Vallahi ben spin mi? Sen nerede 7 ne 7 okuyorsun? hata. Sonucu etki eden 7 tane spin atmış galiba. Ha, bu geçmiş yıllarla birlikte. He. Yani öyledir illaki çünkü. Yani adam öyle her gün spin atan değil. Çünkü ben 2008 İngiltere yarışı izledim. Toplamda 7 spin vardı galiba. Kırmızılardan da. Hani o kadar da değildir 2008 Silverstone mu? herhalde. Abi pilotu zaten Kimi Räikkönen'di o zaman. Normal yani o kadar düşmüyor. Massa'yla Raikkonen'den ne bekliyorsun abi yağmurda? Niye canım? Allah, film pilot yağmurda süremez mi? Aa, gördük abi Bottas neydi? Kırmızı bayraklarda mı ters döndü? Şeyde mi ters? SC'de ters döndü galiba. Spin attı. Ya olur canım o tarz şey. Hakiren. Macaristan'da 2008 Macaristan yağmurlu muydu? Kovalainen'in pole aldığı. Ha, dünya çok iyi hatırlıyoruz biz. Vay arkadaş. Ya ama şu da var. Film pilotlara bakarsak şimdi Hakkinen de yağmurda o kadar iyi değildi mesela. Bottas da değil. Raikkonen de değil. Bu, güya bunlar karda yetişti adamlar. Karda Abi sürüyor. karda sürüyor ama işte. Yine o ya, kar eriyince süremiyor mu ne? Abi bize verseler biz de karda süreriz. 30'la Ben gittiği de sürem ama denmez. ben Antalyalıyım biliyorsunuz. Biz kar nedir falan bilmiyoruz yani öyle Niye canım? söyleyeyim. Antalya hem yaz hem kış aynı anda yaşanan yer değil mi? Nasıl bilmiyorsun? Aşağıda mı yaşıyorsun Nasıl yaz kış aynı anda yaşanıyor? Hep yaz yaşanıyor abi sen? burada. Antalya'nın dağlarının ormanlarına gitmedin mi oğlum sen hiç? Kar var orada. Yani ben görmedim. Bir kez yağmıştı. 7. sınıftaydım abi ben. İlkokul 7. Kar yağdı diye dersler falan boş geçmişti. Hocalar in falan demişti böyle. Yani buranın şey böyle Köyümüze kar oluyor. geldi. Vay arkadaş ya. Ben ilkokuldayken boyuma kadar karların içinde şey yaptım, süründüm ya. Tamam yani boyum küçüktü o zaman ama yani olsun. Şimdiki gençler bilmez. Ya tabii. Ama ciddi ciddi yani 1 metreden yüksek kar görmüştüm. Öyle zamanlar olmuştu da bizim pilotlarımız tabii bilmiyorum. E peki İtalya'da Yani yağmur mu düz yağıyordu yolda da spin attı bu adam? abi şu an mevcut kadroda Formula 1 kadrosunda böyle yağmurda böyle çok iyi başarabilen bir tek Kim var? yani Lewis Hamilton Verstappen de var abi. Verstappen Her bile yerde. son zamanlarda Valla ben o 2006 şey 2016 Brezilya'dan sonra yağmurda yani ben Verstappen yani. Lewis'i hangi araçla olursa olsun abi bak. Yani hangi araçla olursa olsun yağmurda çok mükemmel. 2005'teki videolarından başlayarak izlediğiniz zaman İyi çok de iyi. En iyisi şeyde yani. Almanya yarışı yağmurlu geçti. Çok pis kepaze olmuştu. Evet. Demek ki arada Ama kötü zamanlarda oluyor.
Abi bir şey diyeceğim. Aç 2008 şeyiyiz de. Yağmurda gidiyorsunuz da. 2008 İtalya'yız da ya. Toro Rosso ile şov yaptığı 5 numaralı aracın Ya sahibi. sen ona bakıyorsun da Geçmişe baktığın mazi. zaman şampiyonluk kazandığı maç vardı. Brezilya mesela. Ama gel görelim ki düşük downforce araçlarla bunu başaramıyor. Gerçi Ya kardeşim yüksek 2012 downforce araçlarla da Brezilya. yapamıyor bunu. Bak 2012 Brezilya. O zaman pistte 6 tane mini Alman vardı. Hani arkaya düşen pilota bildiğin geçit verdiler. Geçit töreni oldu orada yani. Heidfeld falan orada şey Rosberg, Mosberg kimse zorlamadı o adamı yani. Kafadan 6 pozisyon kazandı zaten. O hesaplara bak. Yani izledik biz de izledik o Baktığında yarışı. yani velhasıl kötü. Bitmiş, Velhasıl bitmiş, kötü. bitmiş. Şimdi tamam hadi bitti diyelim. Hani henüz daha bak yarışa girmedik. Sıralamalardaki keleğe de geçmedik. Onu ben şimdi açacağım onun konusunu ama onlara girmeden önce bir tane böyle hani aslında programın en sonunda soracağım şeyi en başta sorayım. Bir sonraki yarışta Leclerc kaza yaparsa, Leclerc dedim bak, kaza yaparsa, yavaş kalırsa ve Vettel kazanırsa ve en azından büyük fark atarsa takım arkadaşına ne diyeceğiz? Kralın dönüşü. Ama ne dönek, ne döneksiniz arkadaş ya. Mekanın sahibi geri geldi. Bebeleri biz bağlamadık. Kral hortladı. Öldüydü, hortladı geri. Vay arkadaş ya. Yani Abi demek ki ben pek iyi. duymadık çağrı. Duymuyoruz sesini. Abi ben pek ihtimal böyle bir şey olacağına yani bu ihtimal vermiyorum ya. Ya bu saatten sonra ben Vettel'in Leclerc'i mavi bel Leclerc'in sonuçta genç olduğunu anca bir hata yaparsa. zaten olay ondan ibaret değil mi zaten? Sıralamada hata yaptı, pole alamadı. Yarışta hata yaptı, spin attı. Bilmem ne oldu. En son bir Hülkenberg'e geçiliyordu. Sonra geri geçti ama öyle kelekler oluyor tabii. Evet. Kalkışı da biraz pasif geldi bana Fethi'nin. Ya, olabilir. Yani Çekinmiştir belki ya. daha iyi kalktı oluyordu. Bodoslama Daha kalkan iyi kalktı Verstappen'i de oluyordu. gördük sonra da yani. Oluyor öyle şeyler. Şimdi en başa sıralamalara geri dönelim. Bir takip ettiniz mi bilmiyorum. Bir hava koridoru keleği var. İşte önce sen çık, işte ben arkandan hava koridoru alayım. Sonra ben önce çıkayım, sen benden hava koridoru al. Çok kötü şeyler geliyor aklıma ama yani böyle bir yapı var. Önce sen önde, sonra ben önde filan. Yani Karşılıklı alışveriş. tabii öyle bir al gülüm ver gülüm durumu var. Onu takip Alan ettiniz mi? Ne oldu? memnun, veren memnun. E yani işte. Monza'da niye hep aynı muhabbet oluyor? Yok önden şey, önden şu arkadan. Önce o sıra bende, yok benim sıramdı falan, çocuk çocuk muhabbetler. İtalyan stili. Yo ben işte şey ne dedik? Hani slipstream fest diyoruz ya. Ondan kaynaklanıyor. Sonuçta o dana gibi sen düzlük koyarsan oraya böyle kaç tane? 3 tane mi büyük düzlük var orada? 1, 2, 3, 4 tane var böyle. Boru gibi 4 tane yol var orada. Şimdi hal böyle olunca hava koridoru da işe yarıyor. Ve Monza'da hava koridoru 3,5 saniye sürüyormuş. Bak 3,5 saniye boyunca etkili. Ya bu hiç hayal edemeyeceğim büyük rakam. Yani düşünsene 3,5 saniye arkasındasın ve hala hava koridoru alıyorsun. Müthiş bir şey yani. Tabii mevcut araçlar yüzünden böyle olmak. Ya bu tabii araçta Biraz daha çok öne çıkarttı bunu. illaki. Hatta şöyle düşünürsek Monza'daki hava koridoru az. Çünkü kanatlar çok küçük kullanılıyor. Daha düşük kanatla çıkıyor herkes. Aslında öndeki araç havayı daha az bozuyor. Ama ona rağmen bu kadar büyük hava koridoru var. Onu da dikkate almak lazım. Yani bu adamlar Monza kanatlarıyla çıksalardı görürdünüz siz hava koridorunu tabii. Öyle de bir mevzu var. Monaco kanadıyla demin Monza kanadı mı dedim. Monaco kanatlarıyla çıksalardı o zaman çok daha büyük bir hava koridoru yaşamış olurduk. Şimdi
Vettel'in bir lastik kilitleyip dışarıdan geçtiği var. Onu takip edebildiniz mi? Evet. O da bir Bilerek yaptığını düşünmüyorum. bilerek yaptığını düşünmüyorsun. Düşünmüyorum. Çünkü öyle kanılar var da şimdi o Aa. şekilde bir şeyler oldu. Ben çok takip etmedim onu siz. Ederken kaçırdı. Bayağı fren lastik kilitledi. Baktı olmayacak uçta. Q2'de miydi bu? Yani orayı bilerek kesse bile ceza yiyeceğini tahmin etmiyorum. O yüzden o da tahmin etmediği için hiç lastiklemesine gerek yok. Alpay sen izlemedin değil mi? Uyuduydun sarılamalarda. Sıralama yok abi bende ya. Bir uyuyakalmışım. Küçük Sen uyuyakalma Monza'nın problemim var. Mabed'in Şu anda sıralamalarını mı izlemedin? abi uyuyakalmışım yani. İzlesem de bir şey değişmeyecekmiş. Rezillik izleyecekmişiz zaten. İşte konuşuyoruz işte rezilliği daha ne Benim olsun. en rezil. En rezil ne? Gene kesildi sesin. Askerden Yok. sesler iyi gelmiyor. Ya en rezil pilotlara işte. Ne diyeyim? Ya ona ben de çok gıcık oldum. Hatta tamamına hani ilk ona komple Raikkonen hariç o kendi belasını kendi buldu zaten o arada. Bir de en sonda Ricardo Özellikle hariç öndekiler. diyeceğiz de o bile istese geçermiş en öne ya. Yani o kadar uzun süren bir turda Bir ara ağır. Fetheli galiba atıyordu öndeki Renault'la McLaren. Yani evet bir şeyler oluyordu. Sainz'la Hülkenberg vardı önde. Tabii bir de Leclerc'le Vettel'in İşte paslaşması olacak. evet yani şey Leclerc öne geçsin diye bekliyor Vettel. Leclerc geçmiyor. Ya bilinçli geçmiyor ya da trafikte takıldım diyor ama hani onu Evet. kargalar güler. Yani onu kimse yememiş görünüşe göre. Geçmiyor. Bilerek geçmiyor. Vettel'e hava koridoru vermeyeceğim demiş adam. Çünkü poli alabileceğini biliyor. Poli İyi de abi alacaktır. aynısını Vettel olsa, Vettel yapmamış olsa, o hava koridorunu Leclerc'e vermemiş olsa kimse ses etmezdi ona. Niye Vettel abi, etmesin canım? Vettel tabii vermeyecek. Bir de Şampiyon Vettel, birinci Vettel falan denir, geçiştirilirdi. şöyle bir durum Leclerc'i var. çekemiyorlar şu an. Hayır, şöyle bir durum var. Şimdi Vettel'in arkasında baktığın zaman arkada yok deniliyor mesela Leclerc. Arkada iki tane araç var galiba. Ama 3,5 saniyeyi göz önünde bulundurursak bir araç var arasında Leclerc'le Vettel'e. İlk hatlarda. Arka arkaya değiller çünkü. Yani de olsun. Sonuçta her türlü geçebilirlermişmiş. İstediklerini. Vettel zaten bir ara en öne geçiyor. Ve yavaşlıyor tekrar. Yani dikkat ederseniz Evet, geçmesini bekliyor. tura bir tek Sainz başlayabildi. O ne demek? Sainz en öndeydi demek. Vettel'in öne geçtiği zaman da var. Hatta o şeyden sonra mıydı? İkinci şikandan sonra. Şey öncesi galiba. Neydi o? Ya Neyse işte bir turun ortalarında bir yerlerde Vettel öne geçiyor. Sonra gene yavaşlıyor. Hani öndekilerden dolayı geçemeyip turuma başlayamadım olayı hikaye onun. burada biraz suç biraz da Fetel'de. Yani çünkü Leclerc'in o hali Vettel'i geçmeyişi o anda Vettel'in konsantrasyonunu bitiriyor. Yani pist üstünde konsantrasyonunu bitiyor Vettel'in. Sinirli Vettel ortaya çıktı. O da kendini veremeyince piste yetişemedi artık bayrağı. Abi şampiyon O pilot yüzden. sinirlerini kontrol etmeli ama. Şimdi madem şampiyon, madem birinci pilot. Ama bu Vettel için biraz komik duruyor. Yani Vettel'in tabii sinirlerini kontrol edemediğini. Bu arada kişisel olarak söyleyeyim. Hani tifozi değilim. Tifozi de beni genelde sevmez. İyi şey söylediğim zaman seviyorlar ama. Ben neyse onu söylüyorum. İyiyse iyi, Sevmeyenler kötüyse tifosu kötü. Ne alakası var canım? Şimdi bak söyleyeceğim. Neler diyecekler bana. Bu değildir. Vettel'i ben zaten yani eskiden beri de çok ısınamamıştım. Ta Red Bull zamanından beri. Ama yani bakıyorum pist dışında eğlenceli bir adam. Özel hayatı şey filan. İyi. Hani iyi kontrol ediyor. İyi yönetiyor işi. Geyik de bir adama benziyor. Ama işini de yapan Alman işte. Yani. Her Klasik. neyse. Yani klasik Alman tiplemesi. Şu hakeme küfür olayından sonra 2016 Meksika mıydı? 2017 Meksika mıydı? Şimdi ben karıştırıyorum onu. Bir Emin Charlie Whiting'e bir küfür var. Yok, 2016. 2016 değil mi? Charlie Evet. Whiting'e bir küfür var ve Charlie Whiting'e küfredersen
Kusura bakma, sevmeyiz seni. Her neyse, hadi hakeme küfretme yani, Charlie Whiting diye demeyelim. Sen istedi sporcusun. Sen profesyonelsin. İstediğin her şeyi yap, her şeyi de. Ama rakibine de şeye deme. Hani o adrenalin olur, hakeme diyemezsin. Yani bu en temel kuraldır olayın. Taraftara diyemezsin. Şeyler, o an hakeme diyemezsin. O an kimin ismi verilse ona küfretecek gibi geldi bana orada. Yani bilerek ya etmeyecek işte. Takip edecek o zaman. Charlie Whiting mi? Whiting hakem. Ha, demek ki ona küfretmeyeceğiz. Bu onun şeyi yok. Bunu düşünmesi biraz zor abi ya. Düşünecek. Sporcu ise düşünecek, bu şey yok. İkincisi de bu 2017 Bakü'de hani Hamilton'a şu kasıtlı bir dürttürme hareketiydi. O da mesela hiç sportmenlik dahilinde bir şey değildi. O ikisinden sonra ben çok pis soğudum bu adamdan. Yani affedilecek tarafı değil. Demek ki bir değil, ikisi de oluyor bu. Onun dışında yani işte bir hala espriler yapıyor. Pist dışında eğlenceli bir de. Hala şeyini severim. Hani bazı sürüşleri, bazı nadiren bu aralar görmesek de bazı sürüşlerini severim. Onu da bir söylemiş bulunayım. Leclerc konusunda henüz bir fikrimiz yok. Çaylak yürüyor ama çok akıllı bir adam. Leclerc. Öyle söyledim sana. Yani o mesela şey, psikolojik olarak da Vettel'in tam tersi ya. Müthiş sağlam o herif. Hafiften kaya gibi psikoloji var. Evet. O zaten şeyi de söylemişti. Kontrol edebiliyor tabii. Bu alt serilerde yarışırken bile psikolojik destek almış. Ferrari Akademisi'nden kaynaklı galiba. Epey bir psikolojik desteğini almış ve zaten o psikolojik destek bir Vettel'e bir şeye yaramadı. Grosjean'a yaramadı. Grosjean gene kel kör topladı kendini. Vettel iyice. Göreceğiz bakalım. O da Vettel, ayrı mesele. Vettel öyle bir yardımsa. Duyamadım. Vettel öyle bir yardım almıyor. Yok, bir ara almadı yani mıydı? Almadı mı şimdi? Yok, hiç. Hiç almadı mı dediydi? Yani, Hamilton almıştı abi şeyden. Nicole'den bir ara psikolojik yardım alıyordu. Nicole'den mi alıyordu Nicole yardımı? Yoksa? Nicole Scherzinger'den alıyorlardı. Ya şey değil miydi o hani 2008 o Brezilya yarışından sonra "You will get it" vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Nicole evet. Öyle demiş. Yani hani şimdiki gençler bilmez diyeceğim. Ama tabii bu konuda bizim şeyimiz Massa'ydı tabii. Ona da şey yapalım, zamandaki bir demecini hatırlarız. Her neyse, konuyu fazla dağıtmadan tekrar İtalya'ya geri gelelim. Bu neyse, bir şekilde atlattık ama son bir dikkat çekeceğim nokta var. Hadi Vettel önde hava koridorsuz kaldı. Leclerc öne geçmedi. Tura başlayamadılar zaten. Bir halta yaramadı ama olay. Leclerc... Tam burada bir şey sorsam. He, sor. Bak, alakalı tam burada bir şey soracağım. Yut ağzındakini yut. Tam burada soruyorum bak. Şimdi diyorlar ya, yok işte hava koridoru sıradı Vettel'deydi. İşte Leclerc'e takma emrini dinlemedi falan filan. Böyle demeçler var ya. Var. Ben de diyorum ki Malezya yarışı multi 21 skandalı. Vettel'de takım emrini dinlemedi. Yani bunu yapan adam kendisine yapılınca niye böyle çok konuşuyor, sinirleniyor falan. Ulan bunu 2 sene önce söylesem yiğidim aslanım Vettel deyip toz kondurmazsın. Hayırdır. Ya o zamanki, hatta bunu Onur söylemişti. Bu evet. 2012 Brezilya yarışında, hani o şampiyonluk yarışında Weber evet. Şeye Vettel'e yol vermediği için Vettel garez yapmış. Evet. Bir sonraki senenin ilk iki yarışı zaten. İkinci yarışı mıydı neydi Malezya? Sepang'ı özlüyoruz bu arada. Onu da söylemiş bulunalım. Orada da hani bunu da, ben de bunu dinlemiyorum, hadi buyur bakayım gibisinden bir şeyler yaptığını söylüyordu. Yani sebebi var gibi görünüyor. Abi ikisi arasında farklar var zaten. Hani geçen yer Leclerc'de yardım etmediği için o yüzden eleştiriliyor. Yoksa evet. Fettel'in kızdığı nokta o bence. İlla ki. Ya işte onu geçelim de. Abi neyine yardım etsin? Spin attı diye o da mı spin atsın ya? Ya ne alakası var? Sıralamalardan bahsediyoruz. Yarıştan değil. Yani. Şimdi sıralamalardan sonra soğuma turunda, hani pite geri dönüş turunda, Binotto sei perdonato
demiş. Artık bu İtalyanca nasıl söyleniyor bilmiyorum. Affedildin demiş. Bak bu kritik bir olay. Kime demiş? Leclerc'e söylemiş. Daha bak şeye gelmeden hani bir toplantı yapılmamış. Vettel kızgın aracının içinde muhtemelen kulaklarından dumanlar çıkıyor. Vesaire vesaire. Bu vaziyetteyken Binotto İtalyanca affedildin demiş adam. Şimdi bana bunu açıklayın teker teker. Kim başlamak ister? Çağrı başta abi sen. Ben bir açıklama getiremiyorum buna ya. Yani Binotto ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Ben anlayamadım. Diyorsun. Yani acaba Binotto Vettel'i çoktan sildi mi ki pilotunu, öbür pilotunu? Hani Leclerc'i diri tutmak istiyor. Abi sadece Binotto değil, Ferrari'nin CEO'su bile silmiş Vettel'i. Açıklamalarından belli yani. WhatsApp'tan engellemişti. Abi Alonso niye Monza'ya geldi sence? Yok. oldu tamam. Ya Martin Brundle da Monza'daydı. Abi, niye aktım. Monza'ya geldi? Senede o kadar yarış var. Niye Monza'ya geldi? Cevabını vereyim mi? Ver abi. McLaren'la görüşme ayarlamışlar. Bunu zaten bir ay önceden haberi yapıldı. Bu neydi o? Brown muydu? Şey Zak Brown. Önümüzdeki yılın planlarını hani ki IndyCar'dan bahsediyor. Alonso ile Monza'da görüşeceğiz dedi. Sen bundan haberdar oldun mu? Olmadın. Çünkü askerdeydin. Ya ama şöyle bir durum var. He. Sadece McLaren mi Alonso ile görüştü? Alonso orada herkesle görüşmüştür. Mesela canım. Damalı bayrağı sallayacakmış. Sallamamış. Belki bir görüşmeye İyi de kimle görüşecek? Herkes pit duvarında duruyor. Kimle görüşecek orada? Yani memnun, yani bazı takımlar bazı pilotlarından memnun değil şu an için. Özellikle bu kırmızı araçtaki 5 numara pilot. Pilot mu memnun yani bence değil? Bence kaçacak dedi görüyor şu an. Mercedes'ten teklif gelse de kaçsam diye bakıyor yani. Alonso'nun kararda yarışabileceğine inanıyor mu sen abi? Abi yarım kalan işler var. Yarım kalan işler var da... Yarım kalan işlere kalırsa Raikkonen'in de yarım kalanı var. Massa'nın da yarım kalanı var. Badoer'in bile yarım kalan işi var Ferrari'de. Yarış bitirecek bir önlerde bir yerlerde. Ferrari şu an 5 katını veriyor Leclerc'e kalması için 2021'de. 3. Ya 3-5. 3'ün 5'in lafını yapmayalım. Tabii. Böyle devam ederse fazla. Abi 3'ün 5'in lafını yapmaya gerek yok ya. Yani bak şey var ya. Bir istatistik var. Belki dikkatinizi çekmiştir. Hangi istatistik? Schumacher Ferrari ile ilk iki sezonunda üst üste Spa ve İtalya'yı kazanmış. İçin de var. Aynı şeyler Vettel için de vardı. He. Vettel Spa'yı kazandı mı abi Ferrari ile? Ya da şeyi İtalya'yı üst üste. Spa'yı geçen sene kazanmadı mı? Ya hani ilk gelişinde diye hesabı. Bir kere o istatistikler, ilk yılı. O istatistikler bir boka ya, yarasaydı. Kazansın oğlum bu araçla. 3 tane kazandı canım. Kazanmadı mı? 2015'te 3 tane kazandı adam. Yani. Tam istediği kadro vardı o zaman. Kim vardı? Raikkonen. James. Ha tabii arkadaşı Raikkonen'di. Zaten ben biraz araştırıyorum teknik şeylere bakıyorum da aşırı derecede böyle Raikkonen'in ayarlarına ihtiyaç duyuyormuş. Ferrari mi? Şey Vettel mi? Vettel aynen. Ya bu Vettel kaç senelik pilot daha öğrenemedi mi Raikkonen'in? İyi de Leclerc'in ilk sezonunda sağ haberdeyken Ericsson'la ayarlarıyla yarışmıştı birkaç yarış. Azerbaycan'da mı ne Ericsson'la ayarlarına geçmişti. Kendi ayar yapamıyordu. Sonra düzelmişti hatta ilk yarışlarda kötüydü. Tamam. Hadi çaylak dedik adamın ikinci, üçüncü yarışı yani. Vettel 10 yıllık pilot. Öğrenememiş mi ayar yapmayı? Abi Ferrari de istediği araç setup'ını bulamaz. İmkansız ya. Ben öyle bakıyorum.
Niye canım? Ferrari'nin setup'ı Enzo tarafından imzalanmış mıdır? Çalışma ekibi farklı Ferrari'nin, Mercedes'le Red Bull'a istinaden. Yoksa pilotu dinlemiyorlar mı şey konusunda? Neydi o? Pedro de la Rosa mı demişti? Japonlarla çalışmıştım dedi. Süper Formula yarışında serisinde yarışırken Japon mühendislerle beraber çalışmıştım diyor. İşte antrenman bitiyor. Araçtan iniyorum. Antrenmanın hani ortasına bir yerde. Araçtan iniyorum. Şöyle 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 ön kanatta şu gerekiyor. İşte arka tarafta şu gerekiyor diye ayarları şeyleri Japonlara söylüyorum diyor mühendislere. Onlar da tamam 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 diyorlar diyor. Araca geri biniyorum. Aynı hiçbir şey değiştirmemişler diye böyle. Yani bu mudur yani oradaki olay? Değil sanmam. Yani Raikkonen ayar yapmayı biliyorsa Vettel de biliyordur illa ki. Vettel'in iyi olduğu zamanlar oldu. Ya şey, 2017'de ya iyiydi. şöyle açıklamaları vardı mesela Raikkonen'in. Vettel'le birlikte aynı tarz aracı istiyoruz diye açıklamaları vardı. Şu an Leclerc'le istedikleri araç tamamen farklı. He, zıt anladım bu. Onu Ve ben duymuştuk evet. Hatta Leclerc kendisi söylemiştir. Vettel'le tamamen farklı araçlara ihtiyaç duyuyoruz. o Araçta. yüzden o, yani ilk başlarda bakarsanız araç Vettel'in istediği gibiydi. 3 yarışmaydı ilk 3 yarışmada. Evet ilk başlar. Ondan sonra Ferrari başka bir yol seçiyor araçta. Ne yolu o? Ne hangi yolu seçiyor? Daha çok böyle Daha... düşük downforce'a ihtiyaç duyuyor. Yani mevcut aracı geliştirmeye çalışırken şeyler ters gidiyor. Vettel ayarlamaları yapamıyor. İstediği downforce ayarlarını hala yapamıyor. Hissedemiyor. Çünkü ilk üç yarışta aracı hissediyordu. Basbariz Leclerc'i mağlup ediyordu galiba. Hani çok fazla iyi sanıyor, yani yazılmış söyleniyor. Yani bunu da hani daha önce de biz bir bu Zafer Turu podcast'te de konuşmuştuk sanırsam. Sonuçta bu aracı tur zamanı olarak hızlandırmamız lazım. Nasıl yapacağız? Güncelleme getireceğiz. Güncellemede hızlandı. Şu kanatla hızlandı. Bu gövdeyle hızlandı. Şu süspansiyonla hızlandı. Hızlandı ama bu sefer önden kaymaya meyilli olan araç arkadan kaymaya meyilli hale dönüştü belki de. Aracın hani bir denge merkezi ya da bir aerodinamik basınç merkezi değişiyor belki de. Ve ayar aralıkları değişiyor. Bu yeni ayar aralıkları bu kadar pilot gözetmeden yapılan bir şey aslında. Şansa bala Leclerc'in sürüş tarzına daha uygun oluyor. Şansa bala mı yoksa? Ben bunda bir şey kasıtlı olduğunu zannetmiyorum ya. Abi ben şöyle bir şey dedim. Abi tamamen seçtikleri yol zaten kasıtlı değil. Seçtikleri yol aracı geliştirmek. Evet, sonuçta aracı hızlandırmak Yani. amaç. Tabii. Abi bu olayda Leclerc yaradıktan sonra tamamen ona yönlendiler. Vettel şu an istediğini alamaz gibi görüyorum. Abi ben başka bir şey desem. Şimdi. Hani malum Leclerc sağdaki ilk sezonunda ilk yarışlarda sıkıntılıydı ya. Evet. Sonra araca alıştıktan sonra puanlar falan almaya başladı. İşte Avusturya mayınında 7. falan olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. İyi Tamam. bir puan almıştı, konuşmuştuk falan. Ya da yine aynı olay oldu. İlk yarışlarda araca alışamadı. Alışınca da malum 7-0 mı oldu üst üste sıralamada geçişi? Ya son 7 yarışa bakarsak öyle evet. Ha. Araca alıştıktan sonra demek ki Yani öyle bir durum da olabilir. Araç ayarları Ayardan tamamen bağımsız olarak diyorum. kendine. Ayardan bağımsız olarak alıştığını ben düşünmüyorum. Yani Ya bu yaptığı ayara yaptığı ne ya? yani istediği ayarları bulduğunda ona adapte olup daha iyi yerlere Kendi bu limitlerine aslında Vettel'in ulaşabiliyor. aynen Vettel'in iyi ayar isteyip bulamam. Anladım. Peki o zaman burada şeyin Vettel'in suçu ne? Kendisine göre ayar bulamayınca. Biz bu adamı Evet. niye biz derken yani ben bir şey demiyorum da sizin de bu adamı niye deminden Ya beri yiyerek Vettel'in suçu duruyorsunuz? şu. Vettel'in suçu şu. Yani suç demeyelim buna.
zayıf. Yani alt serilerden yani geldiği yere bakarsak hep yüksek downforce'lu araçlarla sürekli, yani Red Bull altyapısından buldur. Hep böyle yüksek downforce'lu araçlarla yani bir yerlere gelmiş bir pilot sonuçta yani. Yani oyunlarıyla F1 oyununa göre TC'yi açıyor Vettel. Aracı ona göre alıyor. Traction control. Ya Öyle araçlarla hafif kaydığında maydığında işte yapamıyor demek. Spin atıyor sonra. eğer istediği araç yoksa, hani oradan girecek olursak, istediği araç yoksa, istediği araç yoksa bu yetkinlikleri yok yani. Ne alakası var? Belki işte hani araç mevcut gelişim yönü o yöne doğru gitti. Niye hemen Vettel'e bok atıyorsunuz? Anlatacağım yani, abi. Ezan bitsin. Tamam. O zaman ben biraz bir... Abi şöyle diyeyim, ben konuşayım. Ben de şöyle diyeyim. Şimdi seninle bireysel sohbetlerimizde dışarıda hani arada buluştuğumuzda sen diyordun ya, bazı araçlar pilotu şampiyon yapar, bazı pilotlar aracı şampiyon yapar diye. Ben ne ara dedim lan öyle bir şey? Ya o tarz bir şey dediydin sanki. Demişimdir. Yani. Nature'deniz lan bana. Yani mesela şunu demiştin ama mesela. En hızlı araçla şampiyon olunmayan hangi sezon vardı bir tek? 2008 en mi? En hızlı araç 2008. O zaman Hamilton demek ki McLaren'i şampiyon yaptı değil mi? Yani ya da öbürleri olmayı beceremedi. Ya beceremedi aslında. Bir Raikkonen işte Massa'nın Malezya'da spin'i var. Şeyde motor patlamıştı. Neyse onlar oluyor yani. Hamilton'ın olaylar geldi. Neyse. Şimdi Vettel üstün bir araçla, yani üstün araçlarla özellikle 2012 düzeltiyorum 11-13 sezonlarında çok üstün araçlarla şampiyon oldu. 10-12'de ne oldu? Ferrari güya hızlı gözüktü ama değil işte. Vettel çok hata yapmıştı 2010'da ve 12'de. Gene şampiyon oldu. Mesela Avustralya'da spin'i vardı. 2011'de şey Türkiye yarışı var, efsane. Yani Okay Karacan'a da selam olsun o spikerliği. Hani öyle hatalarla işi uzattı Vettel. Ama ne oldu? 2011-13'te daha az hata ya da daha iyi bir araç. Tabii 2011'de hatırlarsın, yanlış hatırlamıyorsam bu lastik kuralları falan vardı. İngiltere'den sonra değişmişti falan. Evet, 2013'ten sonra öyle oldu. Bir ha. Lastikler değişince mucize bir şekilde... 2011'de de sezon ortasında değişmişti ya, Silverstone'da herkes ya, lastik patlatmıştı. 2013'te değil miydi o işte? 11 miydi, 13 müydü? Ben 13 hatırlıyorum da. 13'teydi. Ha. Ya tamam, onu ben anladık da. Ha. Şimdi niye yapamadı diyorsun arkadaş? Yani sen demek bugünden ki mi bahset? İstediği araç çok altında. Yoksa Vettel'in suçu ne? Fatma Gelin'in suçu ne? Abi araca uyum sağlayamıyor mu? Sağlayamıyor demek ki adam. Sağlasın. İşte sağlasın ama sağlayamıyor. Belki de takım ama komplo yapıyor. Sağlayamıyor. İşte yani belki takım sağlamasını istemiyor. Şimdi Alpay sana bir, şimdi az önce Çağrı'ya sordum. Sana da soruyorum. Bahsettim ya, sıralama turlarından sonra Leclerc pit'e geri dönerken affedildin denmiş kendisine Binotto tarafından bizzat. Evet. Bunu bana açıkla. Bu ne demek? Yani abi öyle bir şey dediyse bence demek ki Vettel'i komple oyuna getirmişler. Takım halinde. Eyvah eyvah. Buna karşılık olarak da Leclerc artık ne yaptıysa, niye affedildiyse, suçu neydi onu bilmiyorum tabii. Hayır, Vettel'e hava koridoru vermedi ya. Önce burada konuşulması gereken Leclerc'in suçu neydi de affedildi. Suç neydi? Şeydi. Sıralama turlarında hani önce Vettel ona hava koridoru verdi. Sonra o Vettel'e hava koridoru verecekti bir sonraki turda. Hani Vettel'in önünde geçecekti ama Vettel'in önüne hiçbir zaman geçmedi. Ve bunu kasıtlı peki başka yaptığını suç düşündük. Var mı? Bu, görünen suç bu. Başka ne suç olsun adam? Bilmiyorum abi. Ben izleyemedim işte. Başka olaydı mı önceki yarışlarda? Oho, sen de ne biçim tifosisin? Monza'daki yarışı izlemiyorsun ya. Her yarışı izledim. Önceki yarışlardan bahsediyorum ben. Tamam canım. Ben şeyden bahsediyorum zaten. Sıralama turundan bahsediyorum. En iyisi sen de buna bir şey diyemedin. Vay arkadaş ya.
Şimdi yarışa gelelim. Çok hızlı geçeceğiz. Fazla uzatmayalım diyorum bu işi. Yarışa gelelim. Leclerc kalktı, yürüdü. Ben özet geçiyorum. Kalktı, yürüdü. Hatta bir ara bir geçirme tehdidi bir miktar vardı. Ama sonra uzadı gitti önden herif. Şey uzun süre kovaladı. İşte neydi? Hamilton uzun süre kovaladı. Pit'e girdiler, sonra bir daha kovaladı. Bir an bir yakınlaştıkları oldu. Bir Kanada'daki Vettel'in hatası gibi bir dışarıya taşmalar, işte Hamilton'ı dışarıya atmalar oldu. Orada Vettel'e ceza geldi, Leclerc'e gelmedi. Sonracıma işte Hamilton hata yaptı, Bottas öne geçti. Bottas da denedi zaten, o cibiliyetsiz nasıl geçecek ki zaten? Geçemedi her türlü. Ama bu esnada, hani bu az önce anlattığımdan bağımsız olarak Vettel'in bir spin'i var. Kendi kendine. Ben onu Stroll çarptı falan zannettim. Yani önce bir çünkü ilk ekrana geldiğinde ön kanadı kırık olarak hani hareket etmeye çalışırken gördük. Dedik ki ön kanadı kırıldı herhalde. Körpten örpte kanadı kırıldı. Spin attı diye düşündük. Sonra bir baktık adam kendi kendine spin atmış. Piste geri dönmeye çalışırken Stroll'e takmış. Stroll spin atmış. Stroll de piste geri dönmeye çalışırken Gasly'yi dışarıya atmış. Böyle bir komedi filmi gibi. Hani Stroll orada şey diyor. Piste nasıl geri döneceğini bilmiyor mu diyor. Ama kendi bilmiyor. O da ya o kendisi de sonuçta çimden piste inmeye çalışıyor. Hani orada yani Stroll'ün suçu vardı ama daha düşüktü tabii. Bir de orası çok boktan bir yer. Yani öyle düzlük ya da herhangi bir viraj değil. Orası asgari yani. Bir sağa dönülüyor, bir sola dönülüyor. Piste nereden gireceğin belli değil böyle. Pistin her yeri kullanılıyor aslında hani yarış çizgisi olarak. O yüzden pistin dur şurasından gireyim gibi bir yer yok. İlla birinin önüne çıkacaksın orada. Vettel de böyle asgarinin tam göbeğinde spin attığı için böyle tam böyle çok yüksek hızla dönülen yerde duruyor bir de. Onu da nasıl abi, becerdiğini bilmiyoruz ama. Şoka girdi. Şoka girdi orada. Ama panikle yapmış olabilir mi diyelim. Yani orada spin atınca eyvah dedi. Arkamda 300 bin tane tifosi. Bunlar beni kovalar. Ama tabii panik olur canım böyle durumlarda. Onu anlarız yani. Şoka girdi. Şey bari zaten ya. Sola bakmadı hiç. Evet. Abi bir şey diyeceğim de konumda bir durum var yani. Hiç konuşulmuyor. Ne? Benzeri zaman oldu. Geçen senenin Austin yarışını aldı. Raikkonen'e biti almamışlardı. Sonra Raikkonen yarışı kazandı ya. İnaki Rueda'yı göstermişlerdi. Strateji şefi falan. Önce yarış esnasında gömmüşlerdi bayağı. İşte Güme garajında niye biti almıyor da şöyle da falan. Sonra Raikkonen yarışı kazanmıştı. Bir mucize olarak. Stratejiyle. O stratejiyle. Evet. Dün de sert lastik taktılar. Diğerleri herkes orta lastik takarken Ferrari sert attı. Yani belki o lastikleri daha iyi kullanabileceklerini düşünmüşlerdir. Antrenmanda takip ettiniz mi? Lafınızın altında olur mu? Hamilton da lastiği yeri bitirdi. Yani yer. Su var. Ya geçseydi bu kadar şey olmaz. Yani araya normal sürerdi ama geçemeyince inadına zorladı. O da bir uçtu bir yerlerde dışarı. Üçüncülüğe falan düştü. Evet, evet öyle bir şey. Düştü sonra. Şimdi burada soruyorum soruyu. Vettel niye spin attı? Yani kendi hatası. Kibarca öyle diyelim. Hata değil bence. Hatayla atmadı. Kasıtlı attı. Dur lan şurada spin atayım bak burada. Ne atılıyor be diye. Dinliyorum. Vettel arada bir atayım diyor. Atıyor işte. Evet. Ama işte kendi kendine yapma bari. Çok anlaşılıyor. Bunu en azından bir yanında birileri varken temas ediyormuş gibi yapıp. Abi bak virajda köprülerden hani sekip geçiyorlar ya orada genelde. Tamam. Yani körbün üstünü biraz ya. Yokluyorlar ya. Yokluyorlar ya körbü. Tamam. Orayı yok mevcut araçla bunu başaramıyor yani. Direkt dönüyor. Arkası kopuyor aracın. Araç mı kötü? Yani kendi stili. Sürmeye çalıştığı zaman kendi stiliyle sürmeye çalıştığı zaman şu an istediği mevcuttaki araç bunu kaldırmıyor. Anladım. Ama Vettel spin atıyor zaten. Bunun hani düşük downforce'la ya da yüksek downforce'la araç diye ayırmamak lazım. Benzer şekilde. Abi bence yani anormal bir durum değil yani. Vettel'in
sıradan sıradanlaştırıyoruz. Şey demişti ya bir sıralama turlarında mıydı? Antrenmanda mıydı? Tabii şeyde antrenmanda olması lazım bir yok. Sıralama mıydı? Hangisiydi hatırlamıyorum. Raikkonen'in iki tane kazası var ya. Şeyde. Evet. Parabolikadaydı kırmızı bayrak galiba falan ikisi. Çıkıyor. Evet, parabolik. Onlardan bir tanesinin sonunda. Hangisinde hatırlamıyorum. Mikrofonu tutuyorlar Raikkonen'e. Ne oldu diyorlar. İşte oradan dönüyordum. Yeteneğim bitti. I run out of talent dedi adam. Bak. Kendi ağzından duydum. Yeteneğim bitti ve spin attım. Şimdi run out of talent ne demek? Yeteneği bitti derken onu şey bir deyim gibi söylüyorlar aslında. O an beceremedim hani bir olmadı bir şeyler kafası söylüyorlar yani bunu. Yettiremedim kendimi. Yettim. Yani artık orada bir hani bir saçmalık oldu. Hani yeteneğim bitti diye söylüyorlar. Şimdi şey bunu söyledi. Hani Raikkonen bunu çıktı çat 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 söyledi yani. Yeteneğim bitti spin attım diye. O zaman siz Vettel'e suç atmıyoruz. Çünkü aracı istediği gibi değil. O zaman Vettel'in yeteneğinde sorun yok. Yeteneği bitmedi. Piste geri dönerken bir aynasızlık var ama onu da görememiş olabilir. Heyecan, panik falan. Onlara ben hiçbir şey demem. Hatta bence verilen ceza da biraz fazlaydı. Tabii sizin görüşünüz önemli bu arada. Fazla değildi. Yerinde bir cezaydı. Bir Formula 1 pilotunun o şekilde o skandal ya bence. Hani şoka öyle bir şoka girmesi imkansız yani bir Formula 1 pilotunun girmemesi gerekiyor. Demek ki Vettel giriyor. Yani düşünseniz orada Stroll'ün daha hızlı bir şekilde yavaşlamadan Vettel'in üstünden zıpladığını ya da yani şeydeki kazaya benzeyebilirdi Belçika F3'teki yandan böyle bir yandan. Hiç belli olmuş çünkü orası hızlı geçilen. F2'deki yani şu Hubert'in F2. Hayatını kaybettiği kazadaki. Evet. Vettel'e ya yandan girebilirdi olay, diyorsun. Ya benzer bir olay olabilir. Öyle olabilirdi. Uçabilirdi. Karşı orada tarafa girebilirdi. Orada sınırlı niyeti yani. Tabii, yavaş bir yer değil orası zaten. Evet. Çok yani ucuz kurtulmuşlar orada. Ne gidebilirdi. Her şey olabilirdi. Yani. Peki burada Vettel'e bir komplo mu var sizce? Dolayısıyla. İstediği aracı yapabiliyorlar da yapmıyorlar mı acaba? Evet abi. Yıllarca Vettel'e yaptılar aracı. Abi şimdi yok. Şu an öyle bir durum yok. Ya hı. Abicim bırak aynısı Raikkonen'e olduğunda takım Raikkonen'e komplo kuruyor. Yok hayır. Falan. Ya takımın seçtiği işte. Yol takımın Vettel'in isteklerini karşılayabilecek bir şey, bir araç yok. Bir güncelleme yok yani. Aracın arka tarafında... Tamam. Ben de şunu diyeyim. 2010-13 arasındaki döneme diyorum. Araç Alonso'ya göre yapılıyor deniyordu değil mi? Kime göre yapacaktı? Massa'ya göre mi? Kim diyor? He. 2010-13 arasında Alonso'ya göre yapılmıyor muydu araç? Abi Alonso'ya göre aracın yapılmasına yani gerek yok. Her koşulda sürüyor Alonso. Massa'ya göre bir araç yoktu değil mi? Massa'ya göre bir araç değildi o araç. Ya sen öyle niye Cahil bakıyorsun ki olaya? Cahil etmeyecektir Massa kardeşim bundan sonra. Massa'ya göre araç nasıl oluyor? Bunu birisi bir izah etse. Ya Vettel. Ya bak düşük downforce'lu paketlerde hiçbir zaman Vettel'in bakın Ferrari kareyine çok sağlam o. Niye canım? Yani bir spin olmuştur illaki antrenmandadır, oradadır, şuradadır. Böyle sağlam bana bir sağlam görüntü veremez. Bakarım yes. Düşük downforce'lu yarışlarda Vettel'i takip ederdim eskilerden. Hani geçmiş yıllarda geldiğinden beri. 2015 dahi görüntü veremedi Kimi Raikkonen'in yanında. Spo olsun, Monza olsun. Zaten geçen kazanamadığı... Geçen sene Spo'yu kazandı. Evet. Nasıl kazandı? Ama çok iyi bir araç vardı. Tam istediği bir araç vardı Spa'da. Demek ki az downforce'da da istediği araç oluyormuş. Tam anlamıyla çok az downforce'lu bir araç değildi o. Diyorsun. Motor gücüne bağlı şeyi vardı galiba. Mercedes'e kıyasla. Orantı olarak daha downforce'luydu diyorsun. Hatırlarsan yokuş çıktıktan sonra düzlüğe çıkmadı. Evet. Şimdi o zaman yani motor gücüyle alakalı. Ben downforce'la alakalı olduğunu düşünmüyorum bunu. Anladım. Vettel'e komple yok. Leclerc'e kayırma
olduğunu az çok görüyoruz. Affedildin mevzusu var daha Vettel'e danışılmadan bile. Ama sonuçta araç bir şekilde Leclerc'in istediği yöne doğru kayıyor gelişeyim derken. Bunu mu? Kayıyor değil, kaydı artık. Yıldız kaydı. Yıldız kaydı. Abi zaten öyle. Çünkü diyorum ya 2014 arası Alonso'ya göre bir araç vardı. O zaman işte ne deniyordu? Massa ikinci pilot, araç Alonso'ya göre. İşte Massa yancılığını yapıyor, ikinci pilot falan filan deniyordu. Sonra Raikkonen'e geçti. Sonra ya Massa'nın yeteneği zamanında... bitmişti ki. Bak, Vettel Raikkonen zamanında da araç Vettel'e göre dendi. Şimdi de araç Leclerc'e göre deniyorsa demek ki birileri bitmiş yani. Araç Raikkonen'in yeteneği oydu. Ya bak o da bir şey, Raikkonen'in yeteneği oydu diyorsun. O kadar da diyorsun yani. Demek yani o kadar bir yeteneği bu. Peki bu Raikkonen... Ben, mesela Spa'da düştüğü zaman Vettel'in performansı ya da düşük downforce pistlerde düştüğü zaman kimi Raikkonen'in önüne çıkıyorsa... Ayarlarıyla pek uyuşmadığı için. He. Mesela 2010... Aslında Raikkonen öne çıkmıyor, Vettel geriye düşüyor diyorsun. Evet. Oradan belli zaten yetenek durumu. Anladım. Mesela Macaristan'da da Vettel'e savunma yaptırmışlardı şeye. Raikkonen'e Vettel'in direksiyonunun bozuk olduğu bir yer vardı ya. He. Orada da Raikkonen yani normalde geç emri verilebilirdi ama savunma yap dediler. Bariyer yap dediler. Oldu ha. He. Geçirtmedi millet. Yancı evet. Oldu dediler. Peki o zaman İtalya'yı öyle ya da böyle bitirdik. Ki Leclerc... son olarak şunu da diyeyim abi. Evet, geçen hafta da Vettel'e denmiş yer ver diye. Değil mi? Nerede denmiş? Bir yarışta denmiş ya Vettel'e şeye yer ver. Ha evet orada şeydi o, gerekli bir vaziyetti. Spa'da çok hızlı şey yaptılar. Ben aslında öyle düşünmemiştim orada. Hani çok mantıklı bir karar gibi gelmemişti ama sonradan anladık ki epey mantıklıymış. ama bilmiyoruz tabii canım. Yani şimdi İtalya'yı öyle ya da böyle geride bıraktık. Leclerc kazandı. 9-10 yılın arasından mıydı? Neydi? 2010'da mı kazanmışlardı en son? 2010'dan abi. 2010'dan 9 yıllardır. 9 yıldan sonra Leclerc tekrar kazandı. İkinci zaferini de kazandı. En azından Vettel gibi bir pilot. Ferrari'nin son zafer yarış galibi Raikkonen demiyoruz son 2 yarıştır. Evet. Öyle bir kelek var. O da bir çok pis geyiğe döndü ama işte. Ama her son neyse. Şampiyonu hala Raikkonen abi. Onu da belirtelim. Ha, o bayağı kalacak gibi duruyor. Neyse. Ki o Raikkonen nasıl şampiyon olduğu da hani mataralıdır. Yani son şampiyon Schumacher bile dese birisi yani %51 hak veririm. Her neyse. Şimdi bir sonraki yarış neresi? Singapur mu? Önümüzdeki yarış Singapur. Neresi? Singapur. Singapur değil mi? Singapur. Evet. Nasıl bir yarış olacak? 2017'deki işte. Gibi bir yarış mı olacak? En az bir... Duvara falan gömer mi diye düşünüyorum ben şu an Vettel bir yerde. Abi aslında Vettel'in en iyi, en çok kazandığı yarış orası galiba. En sevdiği pist Vettel'in ya. Singapur. O zaman Yiğidim Aslan'ın Vettel Singapur'da zafer mi? Bak abi şöyle bir yarış. Bak burada da sıralamada... Burada da sıralamada 16 numaralı Ferrari'ye geçilirse artık kaçacak delik falan arasın yani yeni takım baksın kendine. Takım abi baksın şuna abi. Bakın. Vettel'in 2017 ama 2018 Spa turunu bir karşılaştırın. İnanılmaz fark var. Yani 2019'da sanki bir ilk turu gibi atıyor yani. Pol turun yani. Ama geçen sene şey değil miydi? Başka bir araçla alakası yok yani. Araç dinamikleriyle kendisini bağdaşmamış bir şekilde o turu atıyor. Tamam. Ne olacak peki Singapur'da? Alpay sen önce sen başla. Soruyu tekrar alabilir miyim? Singapur'da ne olacak? Yani abi Singapur'da benim dışarıdan hani dediğim gibi baştan belirteyim onu hani sezon başından beri yarış izleyemedim. Ama anladığım kadarıyla Ferrari bir şey yapamayacak. Düzlük pisti, yani düzlük aracı yapmışlar hızlı pistleri seven bir araçlar yaptıklarına göre. Muhtemelen hızlı yani pistleri seven değil. Düzlüğü seven. Muhtemelen
Red Bull'la bile geçilme durumu olabilir Singapur'da. Red Bull da bu aralar ne yaşıyor nedense? Yardırıyorlar vallahi. Motor modlarıyla alakalı. Şey Renault ne yapar onu merak ediyorum işte ben Singapur'da. Ya Renault'u ne yapacaksınız canım? Konumuz şu an Scuderia değil mi? Na bakarsın şeyin arasına falan gider. Mesela ilk iki Mercedes, 3-4 Red Bull. Dersin ki Ferrari, Renault'a falan da geçilirse o zaman. Ha araya falan girer Ricciardo. Yok falan Renault'un falan. Olayı sadece düzlükle alakalıydı. Düzlük bitti zaman Renault bitiyor. Ha, Force India gibi zamanın. Yani. yani Ferrari podyuma düşerse iyi çıkarsa. Ama işte Vettel'in sıralamada mutlaka Leclerc geçmesi gereken bir yarış. Kendi için. Kendisi için. Neden? Abi bak 7 yarıştır geçemiyor değil mi sıralamada? Evet. 7 yarıştır geçemiyor ve şimdi de en sevdiği pistte yarışacak. Bir zahmet geçsin mi diyor? Yani bir zahmet burada geçsin. En sevdiği yarış fakat altındaki araç işte en sevdiği değil, araç değil. Abi ulan şampiyon olurum. Benim aracım, benim şeyim falan. O şampiyon olan öyle oluyor zaten. Ha. Adam abi öyle deme 2008 Hamilton. Ya o şampiyon. Ya şöyle Massa Raikkonen'e karşı zaman. Dedem de. Neyse şimdi. Şöyle baktığınız zaman Vettel olduğu zaman başarılı olamıyor. Bu bariz net yani. Çalışma stilinden mi kaynaklanıyor artık? Ne yaptığı zaman başarılı olamıyor değil mi? Evet sen diyorsun ki ya birinci olacak ya da altıncı falan. Takımın tamamen kendisine odaklanmasını istiyor. He. Oldu. Yani şöyle yani yanında birisinin onu yani Raikkonen mesela onun ayarlarını işte ya da onunla deneme karşı ya, kullanmalarını istiyorlar. Hatırlıyorsunuz mu? Narain Kartikeyan 2010 Malezya'dan sonra mı Nevetel'e ağlak bebek ne kadar haklı adam ya. Hatırlayın. Ricardo Vettel. İki taraf ayrıldı garaj. Ve sonuç gene aynı. 2014. Tabii 2014 Red Bull zamanında Vettel ve Ricciardo'nun garajları iki ayrıldı. Sonuç bir şey değişmedi. Hüsran. Hüsran. Vettel için hüsran oldu. O zaman Vettel için ikinci hüsran mı? Artık burası. Vettel için abi, ikinci hüsran. Vettel ile Verstappen falan yarışsaydı bir Red Bull'da da bir görseydik ya. O zaman yine aynısı olmaz mı? Evet. Takımı kimi bir jilet yapacağına bağlı. Kimi bir de Verstappen'in ayrılacağı net yani. Nereye gidecek oğlum Verstappen? Haas. Mercedes'e geçecek. Abi Ocon deniyordu. Ocon bile gelemedi. Verstappen'e ne oluyor ya? Mercedes bariz abi. Net Mercedes'e geçecek Verstappen. Ocon gelecek diyordu. Ha, Bottas bir sene daha. Hamilton var. Ocon'u gelemeyecek oraya. Ocon'u Renault'a kilitlediler. Ha, öyle mi oldu? Arkadaş. Bilmiyorum ki ben şeyleri. Ocon seneye Renault'da yarışacak. Pilot programından. Biz o sırada tabii sen orada şeydi. Eğitim veriyor. Unimog falan sürüyordum ben. Unimog. Ooo Mersocusun ha. Vay. Tabii abi. Adam bak. Ne biçim tifozi olacak. Iveco falan sürseydim bari. Oradan yırtardım. Bir şeyler olurdu. Abi Mercedes, Unimog. Mercedes 3850 tank taşıyıcı. Tank Ford taşıyıcı. Cargo 25-24. Ford nerede karıştı? Vidanjör. Vidaj. tamam sus. Abi sürdüm tamam. Ama bunları yani. Süreceğim. Dema yok mu? Dema. Oralarda yok. Ya gittim Gaziantep'te bunlar. Bunların hepsi böyle ormanın içinde ense yapıyorlar. gittim gördüm bir bok yaptıkları yok var ya. Abi zaten. Kobra bile sürdüm ya. Ya sürdün ne olacak? Park etmişsin. Kobra mı sürdün? Garaja park etmişsin. İşte garajın içinde sürdüm zaten. Son gün diye bizim şoförü tanıyordum. Hangi kobraya şey... Gitmeden şunu da bir süreyim mi? Güler yüz kobra mı? TTZ kobra. Şu belediye otobüsleri var ya İstanbul'da. Ya da yok abi bu TTZA kobra. Taktik tekerlekli zırhlı araç. Tamam biliyoruz anladık. Diye geçiyor. Sana hayırlı tezkereler diyoruz. Geçmiş olsun. Artık şeyi de şeyden sonra göreceğiz. Çağrıyı da askerden sonra göreceğiz. Diyeceğiniz bir şey yoksa kapatalım. Kapatalım abi. Yok mu diyeceğiniz bir şey? Singapur'da görüşmek üzere deyip. O zaman. Kral öldü yaşasın yeni kral diyelim abi ne diyeyim.
Singapur'dan sonra bak şunu hatırlayın, Singapur'dan sonra göreceğim sizi. Şimdi ben şöyle bakıyorum bu olaya. Leclerc şu an desteklememizin sebebi tamamen psikolojik olarak kendini iyi yönetebilmesi. Üstünde de izlediğiniz zaman yani Vettel'in düştüğü yanlışları düşmüyor. Bir yarışta düştü galiba bu sene. Kapatmıyordu falan böyle savaşırken başka bir araçla. Şimdi onları çok iyi dengeli yapıyor. Yani Lewis Hamilton gibi kendini geliştiriyor artık ikili savaş. Yani o gelişimi görüyorum. Ve yetenek olarak Vettel'le aynen yetenek olarak Vettel'den bir tık o yüzden güç veriyor bize. O yüzden onu destekliyoruz şu an. O zaman görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki Tifozi programımızda artık bunun adı belli değil, adını koyacağız. Görüşmek üzere. Tifozi'ye... İsimlerinizi açalım abi, anket yapalım. Öyle yapak. Oldu canım, onu mu bekleyeceğiz ya vallahi. Daha yarın tamam, sabah ben şimdi uykusuna yatacağım ya. Onun. Rüyamda göreceğim. Hayır, sabah koyacağım ismi. Yayınla, altına şey yap işte. İsim anketi falan yap programda. Yok canım, olmaz isim... öyle olmaz. Programı yayınladığın an ismini koymuş olmamız lazım. Çocuğun adını koymamız lazım. Ben şimdi bir uyuyayım bir saat, bulurum onun ismini. Öneriniz varsa yazarsınız. Hadi sağlıcakla kalın. Tifozi'ye selam olsun. Görüşürüz. Görüşmek üzere.